Merhaba değerli arkadaşlarım. Bu videoda bir erkeğin sizi gerçekten sevdiğinde mutlaka yapacağı 9 şeyi anlatacağım. Erkeklerin geneli kadınlara karşı güçsüz gözükmemek için duygularını gizlemeyi seçiyor. Fakat kadınlar daha çok duymak istediklerinden dolayı oyunbaz erkekler bu konudaki bu ayrıntıyı çok güzel bir şekilde kullanıp kadınları kolay bir şekilde kandırabiliyorlar. Gerçekten seven erkekler hayatlarındaki kadından tam olarak emin olmadan sevgilerini ifade etmeyi tercih etmiyor. Bu yüzden kadınların geneli seviyormuş gibi yapan erkeklere inanarak çok yanlış bir yola girip pişman olabiliyor. Bu videoda anlatacaklarım sayesinde seven erkekleri yapmacık ve çıkarcı erkeklerden de rahatlıkla ayırabileceksiniz arkadaşlar. Tüm maddeler birbiriyle bağlantılı olduğu için asla bir ya da birkaç maddeye göre yanlış bir çıkarım yapmayın. İşte bir erkeğin sizi gerçekten sevdiğinde mutlaka yapacağı 9 şey. 1. Sizi gerçekten seven bir erkek sizle birlikte olma konusundaki kararlılığından asla şüphe etmeyecektir. Burada çok önemli bir uyarım var. Başlangıçta peşinizde koşan erkeklerin size değer verdiği gibi bir yanlışınız oluyor arkadaşlar. Böyle bir yanlışa asla düşmeyin. Çünkü bu madde size elde etse de kararlılığından asla dönmeyen erkeklerle alakalıdır. Belli bir süre sizi elde etmeye çalışan, sonra da çıkarı karşılanınca sizden uzaklaşan erkeklerden bahsetmiyorum. Kararlı olan bir erkek sizi ailesi ve arkadaşlarına göstermekten çekinmez. Tabii ki sizi ailesi ve arkadaşlarıyla tanıştıran her erkek ciddi diyemeyiz. Bu konu haricinde erkek sizi sevdiğinde önceden aradığı kadın tipine uymuyorsanız bile sizin için ortak bir noktada buluşmaya başlayacaktır. Burası da çok önemlidir. Giyim tarzınız, sosyal ortamınız, mesleğiniz, aile yapınız gibi birçok konuda kendisine zıt olsanız da size uyum sağlamaya çalışacaktır. Fakat bu tamamen sizin istediğiniz gibi olması anlamına da gelmiyor. Burası da çok kritik. Sizi hemen gözden çıkarmaması ve sizi hayatının bir parçası olarak kabul etmesi çok önemlidir. Tabii ki seviyorsa her şeyi yapar. Asla ayrılmaz anlamında bir şey söylemiyorum. Geçelim diğer önemli maddemize. 2. Bir erkek sizi gizlice araştırıyorsa ve hayatındaki önemli detayları siz sormadan anlatıyorsa sizi gerçekten önemsiyor demektir. Arkadaşlar erkekler geleceklerinde görmek istedikleri kadınları mutlaka araştırırlar. Eğer araştırmaya gerek duymuyorlarsa sizi ya geleceklerinde görmüyorlar ya da ne istediklerinin farkında değillerdir. Sizi araştırdığına dair bilginiz olmayabilir ama geçmişinize dair sorular soruyorsa kafasında sizi belli bir yere koymaya çalışıyordur. Sosyal medya hesabınızdaki erkeklerle alakalı sorular soruyor ve onları nereden tanıdığınıza dair çıkarımlar yapıyorsa, kendi özel hayatına dair detaylardan siz sormadan bahsediyorsa, çocukluk anıları ya da kendisini üzen şeyleri anlatmaktan çekinmiyorsa bu sizi önemsediği ve gelecek hayalleri kurmaya başladığını gösterir. Hakkınızda bilgi sahibi olmak istemesi ve kendi hakkında özel bilgiler vermesi de çok kritik bir detaydır arkadaşlar. Fakat sizi kandırma potansiyeli olan bazı erkekler de bunu yapıyormuş gibi gösterebildikleri için diğer söyleyeceği maddelere odaklanmanızı istiyorum. 3. Size değer veren bir erkek Hayatınızı kolaylaştırmak ve sizi rahatlatmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışacaktır. Fakat bu sizin ona duyduğunuz saygı ve değerle de alakalıdır. Bir erkek size değer verdiğinde onu yok saymadığınız ve yaptıklarını önemsediğiniz sürece sizin için kendi yaşam yolunu değiştirir. İşlerini ikinci plana atar ve sizin için yapılması gereken her şeyi de yapar. Zor durumunuzda mutlaka yanınızda olmak için girişimlerde bulunur ve bu sözlerde kalmaz. Fakat seven erkek bile asla başkalarıyla kıyaslanmayı kabul etmeyecektir. Bu yüzden sürekli yanınızda olan bir erkek günün birinde yardıma ihtiyacınız olduğunda sizden uzak durmaya başladıysa, bugüne kadar yaptıklarını yok saymadığınızdan ve sizi nankör biri olarak görmediğinden emin olmalısınız. Burası da çok kritik bir detay. Yoksa kendinizi kandırmış olursunuz ki tek diyebileceğiniz şey beni gerçekten sevse her şartta yanımda olur demek olur. Geçelim diğer önemli maddemize. 4. Aranızda büyük gerilimler yaşansa da bir adım attığınızda size koşarak geldiğini görürsünüz. Fakat bu durum belli bir noktaya kadar geçerlidir. Seven bir erkek ne kadar büyük sorunlar yaşarsanız yaşayın sizi kolay kolay silemeyecek ve attığınız adımlara karşı duyarsız da kalmayacaktır. Sizi kaybetme korkusunun olduğunu buradan mutlaka anlarsınız. Asla yapmam dediği konularda kimseye vermediği tavizleri size karşı verir ama tabii ki bu belli bir noktaya kadar geçerlidir. Seven erkek tartışma yaşamaktan ve aranızın bozulmasından çekinir ama Hiçbir tartışma yaşanmayacağı anlamına da gelmez. Sorunlarınıza karşı yapıcı adımlar atıyorsa ve hatalı olduğunuzda bile bunun nedenlerini anlatmaya çalışıyorsa bu sizi ne kadar önemsediğini gösterir. Fakat onuruna dokunursanız ya da birilerini ondan önde tuttuğunuzu aşağılayıcı tarzda söylerseniz ya da tüm yaptıklarını yok sayarsanız böyle bir karşılık vermesini bekleyemezsiniz arkadaşlar. Bu yüzden çok yanlış tavırlarınızın sonucunda söyleyeceğim doğru davranışları beklemeniz de yine kendinizi kandırmanız demektir. Geçelim diğer önemli maddemize. 5. Kendinizi güzel hissetmenizi sağlar ve duygularınızı önemser. Sizi gerçekten seven bir erkek duygularınızı ve nasıl hissettiğinizi önemser. Yaptığınız yemek bazen kötü olsa bile bunu sorun yapmaz. Görünüşünüzde kusurlar olsa da bunu söylemeye gerek duymaz. Onun için aranızdaki iletişimin düzgün olması çoğu şeyden daha önemlidir. Sizi mutlu etmek tek amacı haline gelmiştir. Fakat bu sizin onu desteklediğiniz ölçüde gelişebilir ya da azalabilir bir durumdur arkadaşlar. Seven erkek bile tek taraflılığa uzun zaman sabretmeyecek ve mutlaka verdiği emeğin karşılığını görmek isteyecektir arkadaşlar. 6. Bir erkek gerçekten sevdiğinde başka herkesten daha çok işe yarar olmak ve sizin için değerli olduğunu bilmek ister. Çoğu zaman en yanlış anlaşılan konu erkeğin sizin için ne kadar önemli olduğunu bilmeye olan ihtiyacının özgüvensizlik olduğunu zannedilmesidir. Sizi önemli gören bir erkek sizin için önemli olduğunu söylemenizi ya da göstermenizi bekleyecektir. Bu yüzden sizin verdiğiniz değeri görmek isteyecek ve başka kişilerin sizin önceliğiniz olmasına izin vermeyecektir arkadaşlar. 7. Gerçekten seven bir erkeğin sizi aldatacağına dair şüpheleriniz asla olmaz. Fakat size güvendiğini söyleyip tamamen istediğiniz gibi davranacağınız sınırsız bir özgürlüğü desteklemesinden bahsetmiyorum. Özellikle hayatındaki kadına asla karışmayan erkekler güven oluşturmak ve aldattıklarını belli etmemek için bu tarz bir yöntem kullanabiliyorlar. Bu yüzden çok dikkatli davranmak gerekiyor. Gerçekten seven erkekten şüpheniz olmayacaktır ama bu tamamen size karışmayacağı ya da fikrini ifade etmeyeceği anlamına gelmeyecektir arkadaşlar. Gerçekten seven bir erkek sizi koruyucu ve kollayıcı olacaktır. Olaylara bir erkek gözüyle baktığında size zarar getirmesi muhtemel durumlarda mutlaka fikrini gündeme getirecektir. Bir erkek size güvense de çevrenize güvenmeyebilir. Bu yüzden sevse de tamamen istediğiniz gibi hareket etmenizi desteklemiyorsa bu bir özgüvensizlik değil koruma içgüdüsündendir. Evet, seven erkek kararlarınıza saygı duyacaktır ama sonuçta zarar göreceğinize dair endişeleri varsa fikrini beyan etmekten de çekinmeyecektir arkadaşlar. 8. Seven erkek sizi inciteceğini bilse bile size dürüst olacak ve yalan söylemeyecektir. Sizi üzmek istemeyecek ama incineceğinizi bilse bile dürüstlüğünden ödün vermeyecektir. Kimseye anlatmadığı sırlarını size söyleyecektir. Daha sonradan ortaya çıktığında sizi kaybedeceğini düşündüğü konuları siz öğrenmeden kendisi mutlaka itiraf edecektir. Bazen zaman alsa da sizden bir şey saklayamayacaktır. Bu davranışlar sizi ne kadar benimsediğini gösterir. Çünkü erkekler önemli konuları sadece en değer verdikleri kişilere anlatırlar. 9. Seven erkekler size zaman ayırır, duyarlı davranır ve sorunlarınıza çözüm önerirler. Size zaman ayıran her erkek gerçekten değer verir demek istemiyorum arkadaşlar ama seven erkekler zaman ayırdıkları gibi size karşı aşırı duyarlı davranırlar. Özellikle içinden çıkamadığınız her konuda çözüm sunmak onlar için çok çok önemlidir. Size ayırdıkları zaman onlara zaman ya da konfor kaybettirse de bu zamanı sizle birlikte geçirmek isterler. Sizin için tüm hayat düzenlerini değiştirmekten de çekinmezler. İşe yarar olmak ve çevrenizde bulunmak onlar için çok çok önemlidir. Bu söylediğim 9 maddeyi hayatınızdaki erkekte görüyorsanız sizi gerçekten sevdiğine emin olabilirsiniz arkadaşlar. Yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olarak bildirimlerinizi açmayı ve beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, kendinize çok çok iyi bakın, seviliyorsunuz.